Biz de insanız be. Rıfat Ilgaz İstanbul Radyosu'nun en doğruya yakın haberi hava raporudur. Gene dediği çıkmış. Bir haftalık soğuk dalgasından sonra Taşkonak Mahallesi güneşe kavuşmuştu. Taşdirek sokağındaki turşucu apartmanının orta katında oturanlar kaç gündür bu kuslu soğuk havadan bunalmışlardı. Hasene Hanım gelini Zekiye'ye, ''Kız dedi, açsana şu camları, şakır şakır güneş var dışarıda. ''Küneş senin neyine? Dolmanı sarmaya bak. Evvela şu perdeleri kaldır da gözümüz gönlümüz açılsın.'' Hasene Hanım bu işi gelinine bırakmazdı ya, salamura yaprağı yalancı dolma sarıyordu. Zekiye önce helaya girdi, sonra saçını başını taradı. Yanaklarını hafiften kızarttı dışarıda. Sırtındaki sabahlığı da astı çiviye, odaya öyle girdi. Kaynanasına ''Pencereleri mi aç diyorsun? Dur açayım.'' Dondum dersen kalkar kendin kapatırsın. Önce perdeyi kaldırdı. Ferit camın önünde oturuyor, bitişikteki Zehra ile dalgasını geçiyordu. Zekiye kızmıştı bu işe. Sıçan gibi bir kızdı şu Zehra. Güzüne bakılacak tarafın vardı. Ne midesiz oluyordu şu erkekler. Kız diye çıkıştı Hasan Hanım. Kakıldın kaldın camın önünde. Hangi iri uğursuzu gördün gene sokakta? Tam dalına basmak için. Oğlunu dedi. Beğenemedin mi oğlumu? Dairesine günde dokuz sefer girer çıkardın o zamanlar. Ne bileyim bir adam sanmıştım. Kıl kuyruğun biriymiş meğer. Hırsından Hasene Hanım'ın elindeki asma yaprağı titremeye başlamıştı. Dilenciye hıyar vermişler de eğridir diye beğenmemiş. Bak şu hasbaya. Cayır cayır onu yaktığı yetmiyormuş gibi neler de söylüyor yüzlü yüzlü. Onu ben mi yaktım? O kendi kendini mi yaktı gösterecek müfettişler? Şu pul daleveresinden bakalım nasıl kurtaracak kuyruğunu?'' İşinden attılar mı beni koydunsa bul. Bilsem yakasını bırakacağını gider yalvarırdım müfettişlere işten attırmak için. O zaman zor otururdun 600 liralık apartmanda. Sizin gibilerin hakkından genç müfettişler gelir. Hadi şimdi söyletme beni. Zeki hırsından bütün camları açmış, perdeleri fora etmişti. Bağıra bağıra söyleniyordu üstelik. Daha geçen gün aldınız bahçeli evlerden arsayı, kocandan kalan parayla mı aldın? ne sandındı? Senin gibi köksüz değilim ben. Babamdan kaldı, kocamdan da. Reşat altınları da mı kocandan kaldı? Şu sandığına kilitlediğin altınlar. Sus, duyarlar da sahi sanırlar. Çekil pencerenin önünden, utanmaz, arlanmaz. Bangır bangır bağır da bütün taşkonak mahallesi duysun. Kapat şu pencereleri diyorum sana. Kapatmayacağım. Benim çekindiğim bir şey yok. Yarası olan gocunur. Yatağının üstündeki battaniyeyi kapmış silkiyordu. Battaniyenin uçları alt kattakilerin açık camlarına kadar inmişti. Leman düzelli kızmış bağırıyordu aşağıdan hey. Zekiye duymuş diye hiç oralı olmuyordu. Leman daha yüksekten seslendi hey sana söylüyorum çek şu pis battaniyeyi pis ha halt etmişsin sen çek diyorum sana. Rahatsız oluyorsan kapat camlarını çekecek misin çekmeyecek misin ne yapacaksın çekmezsem karakola mı gideceksin yeşillere mi yoksa valiye mi? Hasene Hanım dayanamadı, fırladı yerinden. Cehenneme kadar yolun var. Senin gideceğin vali çoktan yerini buldu. Bu valiye gidersen hava alırsın sen. Yere tükür 150 lira, pencereden mendil sık 150 lira. Nerede bu bolluk? Demokrasi var memlekette. Battaniye de silkerim, toz bezide. de. Silkecek battaniyen varsa hiç durma, sen de silk. Leman deliye dönmüştü. Yukarı çıkar, ağzını faraşı çeviririm senin. Gelinin eteğinden çekip paralayacak yerde bir de arka çıkıyor. Sen sonradan görmelerde aile terbiyesi mi arıyorsun? Çingene evinde musandıra. Bir polis çağırayım da karakoldan. Ne? Polis mi çağıracaksın? Sen çağırsan çağırsan zerzevatçılar çağırırsın sokaktan. Hadi söyletme beni. Zekiye boyuna silkiyordu battaniyeyi. Her silkişinde un çuvalı gibi tozuyor, tozların biraz da dolmaların üstüne sıvanıyordu. Ama bunun farkında olan kimdi? Leman başa çıkamayacağını anlayınca ''Biz de insanız be, diye bağırdı. Alt katta oturmayla insanlıktan çıkmadık ya, bizim de temiz havaya ihtiyacımız var. Sonra teker teker kapattı pencereleri. Hasena Hanım, ne insanlar var be dedi gelinle. 600 liradan kirasını ver bir de mendil bile silkeleme penceresinden. Aferin Zekiye, verdin ağzının payını. Ferit pijamasını çıkarmış, don gömlek jimnastik yapıyordu. Zekiye dirseklerini dayamıştı camın önüne bu yay gibi çelik vücudu seyrediyordu. Az sonra üst kattan bir divan örtüsü sarktı başına. Temizlik sırası üst kattakilere gelmişti. Zekiye önce pek aldırmadı. Tozlar tepesine yağmaya başlayınca ''Yavaş ol Raziye'' dedi. ''İnsan var aşağıda.'' Divan örtüsü çekilmiş yerine bir velense sarkmıştı. ''Hey'' dedi. ''Sana söylüyorum. Çek şu pis örtülerini.'' Raziye kızmıştı. ''Pis mi?'' Senin iç çamaşırın değil bunlar. Benim kendi yatağımın örtüleri. Çek diyorum sana. Çekmezsem? Hasena Hanım da kızmıştı bu açıktan açığa terbiyesizliğe. Kız raziye dedi. Ağzımı açtırma benim. Orta katta oturduysak insanlıktan çıkmadık ya. Sen örtülerini silkeceksin diye biz havamızdan güneşimizden mi olacağız? Biz de insanız be.